sen? Rosa ve Sera'nın verdiği kurabiye ile Cinderella derin bir uykuya dalmış. Herkes çok üzgünmüş. Cinderella! Aa, bakın, bakın gözlerini açıyor. Neler oluyor burada? Cinderella uyandı. Ben de sizi seviyorum. Peki bu coşkunuzu neye borçluyum? Durun, ben neden yerde yatıyorum? Ben sana anlatmamız gereken bir şey var. Pofu ve Taco ve Birdy bütün olanları Cinderella'ya anlatmışlar. Bunu yaptıklarına inanamıyorum. Bizi iyi kandırmışlar. Toz için çok özür dileriz. Onlara vermemeliydik. Ama seni uyandıracaklarına o kadar inandık ki. O yüzden verdik tozu. Affet bizi Cinderella. Ah, iyiliksever, yumuşak kalpli dostlarım benim. Merak etmeyin, size kızmadım. Ama o tozu kötüye kullanabilirler. Bu yüzden geç olmadan onları bulsak iyi olur. Bu konuda sen bize yardımcı olabilirsin Birdy. Kanatların çok hızlı. Hem fazla uzaklaşmış olamazlar. Hadi Birdy, sana güveniyoruz. Göster kendini Birdy. Birdy havalandıkça havalanmış. Sera ve Rosa'yı bulabilmek için hızlı hızlı uçmaya başlamış. Uçmuş da uçmuş. Ve sonunda Rosa ve Sera'yı bulmuş. Buldum sizi. Ama burası Cadı Fiona'nın evine giden yol. Burada ne işleri var ki? Neyse, geç olmadan bizimkilerin yanına gidip onları bulduğumu haber vereyim. Birdy, bulabildin mi onları? Evet, buldum Cinderella. Sanırım onlar Cadı Fiona'nın evine gidiyorlar. Ama oraya gitmeyeceğiz değil mi Cinderella? Cadı Fiona çok güçlü bir cadıymış diye duydum. Pofucuğum merak etme, benim yanımda güvendesiniz. Yani sen öyle diyorsan. Hadi ne bekliyoruz, gidelim. Huysuzlanmak istemem ama çok yoruldum. Ne kadar yolumuz kaldı? Az kaldı ama yine de bu kadar yorulduysan seni kucağıma alabilirim. Sahi mi? Çok teşekkür ederim Cinderella. İşte burası Cadı Fiona'nın kulübesi olmalı. Tedirgin olmana gerek yok Pofu. Dediğim gibi benim yanımda güvendesiniz. Hadi gelin girelim. Sera, Rosa, burada mısınız? Sanırım burada yoklar. Çıksak mı? Ama bu yöne geldiklerine eminim. Bu patikadan başka bir yere varamazlar. Emin olman iyi olmuş. Çünkü buradayız. Rosa, o tozu derhal bana geri vermelisin. Peki bunu neden yapacakmışım? Bak, o elindeki tozu bir iyilik için kullanırsan seni ödüllendirir. Ama kötülük için kullanırsan seni cezalandırır. Tozu sana geri vermemiz için böyle şeyler uydurman çok komik. Ay, öyle değil mi Sera? Evet. Ama bu doğru. Ben asla yalan söylemem. Lütfen Cinderella'yı dinleyin ve tozu ona geri verin. Asla. Hem zaten artık tozunuzun içinde başka şeyler de var. İsteseniz de işe yaramaz. Olamaz. Ne koydunuz içine? Hadi ama. Söylersek tüm eğlencesi bozulur.
İzleyin ve görün. Ne yaptınız onlara? Pofu, Taco, Birdie, iyi misiniz? Onlar sana cevap veremezler Cinderella. Artık onların ne söylediğini anlayamayacaksın. Nasıl yani? Dostlarım bir şeyler söyleyin ne olur. Hayır. Bu da ne? Geri çevirme tozu mu? Ne? Onu hemen bana vereceksin. Aa, tabii ya. Bu tozla dostlarımı tekrar anlayacağım. Asla vermem sana. Bizi anlamıyor artık. Biz de onu. Ya. Yanılıyorsun dostum. Seni anlıyorum. Yaşasın. Bu geri çevirme tozu da nereden çıktı? Burası cadı Fiona'nın evi. Ve kendisi benim dostumdur. Bize o yardım etmiş olmalı. Boşuna tedirgin olmuşum desene. Demek Fiona iyi bir cadıymış. Neden bunu yaptınız? Sera, Rosa? Çünkü herkesin senin arkadaşın olmasından bıktık. Herkes seni çok seviyor. Oysa bizim hiç dostumuz yok. Arkadaş edinmek istiyorsanız samimi ve dürüst olmalısınız. Böyle kötülük yaparak arkadaş edinemezsiniz. Aa! Yine haklı. Hadi Sera, gidelim buradan. Bu da ne? Ama bu süpürge elime yapışmış. Olamaz. Ben de bırakamıyorum. Ben size peri tozunun bir karşılığı olduğunu söylemiştim. Sanırım cezanız buraları temizlemek. Hayır, asla. Ama anne, zorla temizlettiriyor baksana. Of, kollarım şimdiden ağrıdı bile. Cinderella, yardım et. Ben temizlik yapmak istemiyorum. Ne istersen yaparım. Pişman oldular ama benim bu sihri durdurma gücüm yok. Maalesef elimden bir şey gelmiyor. Güzel temizlediler evi yalnız.